Herkese merhaba değerli dostlar. Gayrimenkul sektörünün geleceği çimento, seramik ve e, birçok sektörde, hizmet sektöründe de dahil ciddi bir gelişim beklediğimiz 2-3 yıllık bir sürece girmiş bulunmaktayız deprem dolayısıyla. E, az önce bununla ilgili emlak konutun bir analizini gerçekleştirdim. Videolar kısmından ulaşabilirsiniz. Özak gayrimenkulde en çok beğendiğim hisse senetleri arasındaydı ve her zaman da öyle kalmıyor. Aday görünüyor şu anda hala. Bu yüzden şöyle onun teknik analizini şöyle detaylı olarak kısaca incelemeye çalışacağım. Şirketin bilançosu ile ilgili şöyle kısaca dokunmuştum zaten bir önceki videoda. Şimdi önemli noktalar var bunlara bakacağız ama öncelikle hisse senedinin hem orta vade yükseliş trend bölgesini kontrol edeceğiz. Onu size göstereceğim hem de takaslarındaki görüntüyü birazcık izlemeye ve anlatmaya çalışacağım. Şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi bizim uzun vade trend çizgimiz. Yani bu kademenin üzerinde hissede bir blok yükseliş hareketi görebiliriz. Yani kısa vadede daha hızlı hareket görebiliriz. Ve bu kademenin altında da hissede sığlaşma görebiliriz. Şimdi öncelikle şu mavi çizgiyi görüyorsunuz. Bakın çok uzun süredir neredeyse 2022'nin Ocak ayından beri önemli olarak bir trend yükseliş noktası olarak önümüze çıktı. Ve şu anda bu seviyenin hafif civarında dolaşmakta ise piyasada Ocak ayı itibariyle ve Şubat ayı ile ilgili işlemlerde piyasada çok anlam veremediğimiz işlemler gerçekleştiği için Şubat'ta zaten deprem dolayısıyla de bir çalkantı olmuştu. Ve hisse senetlerinde hızlı değer kayıpları ve genel itibariyle yatırım fonlarının bu tip hisse senetlerinden pozisyonlarını azalttığını görmüştük. Şimdi bu sürecin tam tersine çevrilmediği için kısa vadede birazcık negatif gözüküyor olabilirler ama gayrimenkul sektöründe hızlanış devam edecek. Bizim için en önemli nokta bu kırmızı çizginin yukarına, yukarısına geçilmesi yani 15-30 bölgesinin üzerine çıkılması olarak önümüze çıkacak kısa vadede. Şimdi gördüğünüz gibi özak gayrimenkul, gayrim, emlak konut gayrimenkulden birazcık daha grafiğe uyumlu hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani çok agresif yapısını önemli kademeler geçildiği ya da aşağı yönde geçildiği zaman göstermekte. Şu an hisse senedi şu mavi çizgiyi gördüğünüz gibi çok tutarlı bir şekilde izlemiyor. Bu da piyasadaki çalkantından kaynaklanmakta. Ama yine de bu bölgeden uzaklaşmış değil. Hatta son Cuma günü kapanışında da gördüğünüz gibi şöyle gözük kalın bir mum oluşmuş düşüş sinyali yaratan. Yani hisse senedinde daha önce şurada da görmüş olduğumuz dip seviyesine kadar yani neresi orası 13.5 seviyesine kadar hissedeki her satışları artık yüksek ihtimal gibi gözüküyor hisse senedinde. Ama yeniden şu mavi çizgi üzerine yani 14-15 üzerine oturabilirse hisse senedinde bu ay bitmeden bir 15-40 denemesi gelme olasılığı yüksek. Yani bu bölge eğer yukarı yönde geçilirse kırmızı bölgesi hisse senedinde kısa vadede yine FIBO olarak görebileceğimiz bir sabit direncimiz var şurada. Yaklaşık 16-60-16-70 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgeye kadar gelebilir ama kırmızının üzerinde kaldığı sürece buraya kar kadar kar satışı gelse de hisse senedinde kısa vadede yeniden trendin yukarı doğru devam ettirmesi ve zirvesine kadar yönelmesini bekliyor olacağım kısa vadede. Gayrimenkul sektöründe en çok beğendiğim hisse senedini şöyle en önemli verisini açıklıyorum size. Öz kaynaklar. Öz kaynaklar büyüdüğü sürece bize çok daha fazla getiri edecek. Şimdi baktığınız zaman öz kaynaklarda 17 milyarlık bir rakam görüyoruz. Bilançoda sürekli değerleme yapıldığı için bunun adamların da arazilere enflasyonla hızlı bir gelişim kaydetti. Hisse senedinde bu yıl 17 milyarla kapatan öz kaynak verimliliği 2021 senesinde gördüğünüz gibi neredeyse 6.7 milyar seviyesine gerçekleşti. Bu aynı yöntemle baktığımız durumda e, diğer tarafta emlak konutta 15'ten 18'e çıkmış. Gördüğünüz gibi burada da 6.7'den yaklaşık gördüğünüz gibi 17 milyar seviyesine yükselmiş. Bu arada e, artı parantez Özak Gayrimenkul geçtiğimiz sene Nisan aylarında e, %100 sermaye artırımı gerçekleştirmişti. Bu yüzden bunu da lütfen göz ardı etmeyelim kısa vadede. Hisse senedinde bizim için en çok takip ettiğimiz ne? Şirketin sadece öz kaynaklarının doğal yöntemlerle mi yoksa dağıtılamayan bir karlama mı yükseldi? Bu yüzden şirketlerinde cirosunu takip etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şirketin 3.3 milyar civarında cirosu var ve nette aslında 2 milyarlık bir faaliyet karı bulunmakta. Yani aslında geri kalan 6 milyarlık rakam şirketin esas faaliyetlerinden diğer gelirlerden oluşuyor. Yani şirketin değerlemelerinden gelme olasılığı çok yüksek bu rakamın. Detaylarına bakmadım ama muhtemelen bu şekilde de değerlemelerden kaynaklanmakta. Bu gibi durumlarda hisse senetlerindeki beklentiler yani cironun düşük kalması ya da yeterli miktarda artmaması. Bu şirketin geçen seneki cirosunu ikiye katladığını varsayarsak diğer taraftan emlak konutta böyle bir durum söz konusu değil. Ciroda öyle aşırı bir yükseliş söz konusu değil. Çok büyük olduğu için şirketlerin bu sene maliyetlerindeki girdilerin hızlı derecede artmasından dolayı geçen seneki faaliyet daha az kar beklenmekteydi 2023 senesinde. Ama bu deprem dolayısıyla bu şirketlerin önümüzdeki dönemde yüksek kapasiteyle çalışması beklenmekte. Daha önce emlak konutta göstermiş olduğum analiz tekrar yayınlıyorum burada. Hissin senedine baktığımız zaman 4.7 milyon yakın bir çıkış var sonuç içerisinde ve genel itibariyle yatırım fonları. Ve gördüğünüz gibi az önceki analizde de emlak konutta en çok 100 milyon notla yatırım fonu satış yapmıştır. Yani bu yüzden bu satışlar piyasanın hisse senedinde kısa vadeli derinlik yapısını oldukça önemli oranda etkileyebiliyor. Şöyle baktığımız zaman son haftalık içerisindeki görüntü ve son aylık görüntü içerisine baktığımızda satışların sınırlandığını görmekteyiz. Yani satışlar daha evveliyatında gerçekleşmiş. Bu yüzden hissenin şu anki mevcut tutulmasını oldukça değerli bulmakla birlikte hissede kısa vadede iyi bir alım fırsatı yaratabilecek 12 bölgesine gelmesi için hisse senedinde kısa vadede 13.40'ın 13.50'nin altına gelmesi gerekiyor. Onun haricinde hisse senedinde 12 bölgesine kadar çekecek bir ters durum olma olasılığı çok çok düşük. Yani kısa vadede özellikle bu ay içerisinde 15-40 bölgesini test etmesini beklediğimiz hisse senedinin bu kademe aşıldıktan sonra 16-60 bölgesine kadar toparlanma ve bu fibo noktasını yukarı geçtiğinde eski zirvesine kadar tırmanma olasılığı var. Bu şirketler içinde yaklaşık 21 TL hedef fiyat var. Aracı kurumlar bağlamında ama 2-3 yıllık prosedürde bu deprem ve kentsel dönüşüm projelerinden dolayı bütün şirketler önümüzdeki birkaç ay içerisinde hedef değerlerini bu şirketlerde yenilemeye başlayacaklar. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.